futbol takımımızın yardımcı antrenörü Eren Şafak'la birlikteyiz ama öncesinde bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu anda üzerinde görmüş olduğunuz gibi mor bir kurdele var sevgili seyirciler. Bugün kadına şiddete son. Gerçekten çok çok önemli bir gün. Biraz önce Serdar Kurtuluş'la bir araya geldi bu dernek üyeleri. Yine bende olduğu gibi Serdar'a da aynı kurdeleden taktılar. Gerçekten çok çok önemli bir gün. Bundan sonraki günlerde, aylarda, yıllarda artık haberlerde kadınlara uygulanan şiddetin son bulmasını diliyoruz. Ve bu kurdeleye de bu anlamda dikkat çekebilmek adına taktığımızı belirtiyoruz. Biraz önce de belirttik, yanımızda Eren Şafak var. Beşiktaş futbol takımı yardımcı antrenörü. Hocam önemli bir gün. Bize bu kurdeleye taktık. Kadına şiddete gerçekten de sonuna kadar karşıyız biz. Hem kulüp olarak hem ben bireysel olarak. Siz de bu konuda ufak bir şeyler söylemek istersiniz belki. Tabii ki yani kadına şiddet özellikle son zamanlarda gündemde, basında, haberlerde izlediğimiz kadarıyla ciddi anlamda kadına şiddet olaylarıyla ilgili birçok haber duyuyoruz. Tabii bu haberleri bizler de kınıyoruz. Bizler de üzülerek seyrediyoruz. Sonuçta kadınlar bizlerin öncelikle annelerimiz, daha sonra da eşimiz olma pozisyondalar. O yüzden kadınlar bizim için gerçekten her zaman kıymetlidir. O yüzden kadına şiddet olayına hayıra her zaman biz de varız. Hocam, hem kulüp adına hem kendi adıma. Çok güzel dilekler. Çok çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce de söyledik, gerçekten önemli mücadelelerimiz var önümüzde ama ben geçen haftaki maçla başlamak istiyorum. Daha doğrusu dünkü maçla başladım. Kasımpaşa'ya iki gün önceki mücadele. Bakıldığında maç öncesinde gerçekten kağıt üzerinde zorlu maçlardan bir tanesi. Artık ligde kolay maç da yok ama Necip'le başlayalım. Geçtiğimiz haftalarda eleştirilen performansıyla, kişisel performansıyla eleştirilen bir Necip vardı. Özkan Nep düzenimizden yetişen ama bu iki haftalık süreçte milli takım sürecinde neler yaşandı? Necip nasıl Kasımpaşa maçının gerçekten yıldızlarından bir tanesi haline geldi? Bunda tabii kendine güveni ve mental yapısı da çok önemli ama ben eminim burada da onunla ilgili hem sizler hem Slaven Bilic özel çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ben Necip'in performansı için öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Neler söylersiniz Necip Uysal için? Aslında Necip Uysal için şöyle başlamak istiyorum. Tabii ki bizim elimizde bulunan her futbolcumuz çok kıymetli ve her futbolcumuza elimizden geldiği kadar hem değer veriyoruz hem de onlara bir şeyler katabilmek için burada teknik ekip adına uğraşıyoruz. Bunları işte hem psikolojik anlamda yapıyoruz hem oyun taktiği üzerinde oyuncularla beraber konuşuyoruz. Analiz toplantılarımızda oyuncularımızın hem hatalarından bahsediyoruz hem olumlu taraflarından bahsediyoruz. Necip Uysal 2 hafta önce, daha doğrusu milli takım da araya girdi, 4 hafta önce Kayseri Erciyes maçında son dakikada işte bir korner pozisyondan sonraki doğan pozisyondan kaynaklanan süreçte yapmış olduğu hatayla gündeme geldi. Biz teknik ekip olarak ona o kadar güvendiğimizi hissettirdik ki Fenerbahçe maçında da kendisi de dile getiriyor zaman zaman. Sağ bek benim pozisyonum değil. Genelde orta saha, ön defansif orta saha olarak oynanan bölgede daha rahat oynadığını bize de söylüyor. Biz de ama ona güvendiğimizi o kadar hissettiriyoruz ki yani o maçta da hocamız ona tekrar bir güven vermek anlamında tekrar o formayı kendisine verdi. Necip elimizde bulunan oyuncu kadromuzun içerisinde hem antrenman performansı çok iyi olan bir oyuncu hem dışarıdaki özel hayatında kendine iyi bakan, bizlere çok saygılı davranan bir oyuncu olduğu için zaten hem camia olarak hem yönetimimiz hem biz teknik ekip onu çok seviyoruz. Bu milli takım arasında geçirirken beraber bu maçı kendisini hazırlarken tabii ki bu özgüveni aslında ona vermiş durumdaydık. Oyuncu tabii ki bu tarz iki tane önemli maçlarda oynamış olduğu performansının ne derecede düşük, ne derecede yukarıda olduğunu da kendisi de farkında. Biz kendisiyle konuştuğumuzda, ondan sonra analizlerimizi yaptığımızda, hataları hakkında konuştuğumuzda oyuncuyu hem psikolojik, mental olarak hem de taktiksel olarak hazırlayabilmek için hafta içerisinde birçok çalışmalarda kendisine geri bildirimler sunduk. Tabii ki o iki karşılaşmada sağ bek oynadı. Bu maçta da stoper oynadı. Aslında stoper oynamaya da alışkın bir oyuncu. Onu bir kere söyleyeyim. Çünkü genç takımlarda oynarken Necip stoper pozisyonunda da oynamış bir oyuncuydu. Bir geçmişi var bununla alakalı. Bir geçmişi var. Geçen yılda zaten bir Sivas maçı, evet. 1-1 kaldığımız maç, iç sahada oynadığımız Sivas maçında stoper oynatmıştık. Bir de Trabzonspor maçında gene 1-1 kaldığımız karşılaşmada stoper oynatmıştık. Tabii bunları da göz önünde aldığımız zaman hem Slaven Bilic hem de biz teknik ekip olarak ona zaten bu pozisyonla ilgili herhangi bir kafamızda soru işareti çok fazla olmadı.
Ondan dolayı da zaten Necip tercihini orada kullandık. Yani Necip de kendini zaten daha rahat hissetti ve gayet iyi bir şekilde performansını ortaya koyduğunu düşünüyorum. Umarız bundan sonraki mücadelelerde aynı performansı ortaya koyar Necip Uysal. Takım geneline bakıldığı zaman hocam, Kasımpaşa mücadelesi öncesinde bir milli takım arası vardı ve analizler gerçekleştirildi. Hı. Siz hem görsel olarak hem de konuşarak futbolculara birçok şey aktardınız. Maç öncesi beklentilerinizle maç anındaki beklentileriniz, gördükleriniz daha doğrusu birbirine uydu mu? Yani bu maçın analizi anlamında sahada oyuncular istediklerinizi uygulayabildiler mi? Galibiyette bu analizlerin ve öngörülerin sizce ne kadar payı var? Ya tabii ki şu anlamda bakmak lazım aslında. Sonuçta bir rakibi de analiz ediyorsunuz, bakıyorsunuz. İşte ben hem Galatasaray maçında Kasımpaşa'yı seyrettim, hem de bir sonraki oynamış oldukları Gençler Birliği maçında seyrettim. Oyun genel anlamda bakıldığı zaman zaten bu arada Ersan da Ersan hoş geldin elimize. Evet, hoş bulduk. Evet, biz devam edelim. Tabii bu iki karşılaşmaya baktığımız zaman Kasımpaşa'nın eksilerini ya da artılarını zaten gözlemleyebiliyorsunuz. Ama bunun haricinde bu maç öncesi hafta boyunca sürekli takip ettik biz Kasımpaşa'yı. Eksiklikleriyle alakalı özellikle defansta bulunan iki oyuncusunun cezalı olması, onun yanında sağ bek pozisyonunda oynayan Orhan'ın sakat olması, bunun haricinde milli takımdan sakat olarak dönen Malkin'in olmayışı, bir hamle oyuncusunun olmayışı, Vides'in son antrenmanda sakatlanması, bir önceki Gençler Birliği maçında Alpaslan'ın omzuyla alakalı sıkıntıların olması, tabii ki bunları biz avantaj olarak çevirmek için hafta içerisinde teknik ekiple beraber konuştuk. Buna göre de uygun bir şablon belirledik kendi kafamızda. Analizlerimizi yaptık. Daha sonra da analizlerimizi kendi aramızda konuştuktan sonra Kasımpaşa'nın bir hem kendi kafamızda bir ilk 11'imizi oluşturduk ve ona göre neler yapabileceğimizi ona göre hareket ettik yani analizlerimize göre. Öncesinde analizler çok başarılı. Sen takımı nasıl buldun? Kasımpaşa maçını nasıl değerlendirirsin? Buldun hemen bir makale ya, yapalım hemen, dedin. Hemen, bir soru sorayım. Eren Hoca şu an burada. Eren Hoca'ya bir röportaj yapacağız. Eren Hoca'ya biz devam edeceğiz. Maç çok güzeldi. Herkes elinden gelen iyi mücadele koydu. 3 puanla aldık, mutluyuz. Eren Hoca'nın analizleri için neler söylersin? Müthiş. Bak gördün mü? Nasıl hepsini kovuladı, bağladı, her şeyi biliyor. Nasıl kim sakat. Omuz sakatlığına kadar. O her şeyi bilir abi. Analiz yaptı. Böyle böyle oynamamız gerekiyor dedi. Oynadık ve kazandık. Peki bu analizler gerçekten futbolcuların içine yarıyor mu? Bunu ciddi anlamda soruyorum. Yani öncesinde sadece burada hani bir toplantı yapılmış olunmuyor. Oğlum, bir makara için geldim buraya. Neler soruyorsun? Evet, Ersan'a teşekkür ediyoruz soruları cevapladığı için. Hocam biz devam edelim. Evet, Ersan'a bulmuşken tabii soru sormak zor oluyor. Önümüzde çok zor bir maç var hocam. Asiyas Tripolis mücadelesi. Siz hem yanılmıyorsam Yunanistan'da hem de diğer maçlarını da seyrettiniz Asteris'in. Evet. Çok yakından, hatta ilk maçtan önce de sizinle bir bu konuyu konuşmuştuk. Bu mücadele öncesinde takımın Asteris'in son durumu nedir? Çünkü biz artık takımı ezberledik gibi bir şey. İzleyicilerimiz bence Asteris Tripolis de çok merak ediyordur. Sizin gözlemleriniz ve oyun karakteristik özelliği nedir Asteris Tripolis? Tabii ki Asteris'i aslında ben çok yakından takip ettim. Çünkü en son gene Tottenham, Arsenal, Asteras Tripolis Tottenham maçında Yunanistan'daydım. Özellikle Slaven Bilic bu maça gitmemi istedi. Çünkü hem biz burada Partizan'la oynarken bir sonraki maçımızın Asteras olduğunu ve orada oynayacağımızı ve Tottenham'ın da İstanbul'a geleceğini, o yüzden onları hem deplasman olarak bakmamı, Asteras'ı da iç sahada ne şekilde performans sağlıyor onlara bakmam için kendisi de çok istekli bir şekilde beni oraya gönderdi. Ben de maçı yakından takip ettim. Onun öncesi Asteras Partizan maçında da bulundum. Gene Yunanistan'da o maça da gitmiştim. İngiltere'de de Asteras'ı takip ettim. Hocam bayağı bir seyrettim. Hem canlı olarak seyrettim. Bugün işte bir toplantı gerçekleştirdik kendi aramızda tekrar. Teknik ekibimizde Edin Terzic, Nikola Jurjević, Slaven Bilic ve ben. Yani toplantılar içerisinde tabii bugün tekrar tabii takımları biz yakından takip ediyoruz. Benim buradaki görevlerimden birisi bu. Onların şu anda son antrenmanlarını işte takip ettim, baktım. Yani internet aracılığıyla, basın aracılığıyla, oradaki arkadaşlarımız aracılığıyla. Önemli bir iki tane oyuncuları oynamayacak büyük ihtimalle bizim maçta. Bir sakatlık geçirmişler. Bu tabii bizim için de avantaj. Bu avantajı da en iyi bir şekilde değerlendireceğimizi düşünüyoruz. Asteras Tripolis genel itibariyle gerçekten kendi evinde şu ana kadar sadece Tottenham'a yenilen bir takım. Bu sezon içerisinde hem ligde hem de Avrupa'da kendi evinde mağlup olmamıştı Tottenham maçına kadar. Özellikle ben Tottenham'ın ikinci maçta, Tottenham maçında özellikle ikinci yarı gerçekten inanılmaz bir futbol oynadı Asteras Tripolis. 2-1 mağlup olmasına karşın
birçok fırsatı değerlendiremedi. Çok hızlı kontratağa çıkan, ayağa top yapan, ileride tehlikeli olarak bulunan bir takım oyuncuları var. Savunma anlamında tabii ki zafiyetleri var. Daha gelecek yıllarda daha iyi yerde olacağını düşünüyorum Asteras Tripolis'in. Hocam zemini nasıl o stadyum? Şimdi stad 7000 kişilik bir stad. Küçük bir stad. Eski bir stad. Şehir zaten eski bir şehir görüntüsünde. Hatta kasaba yani, tarzında bir yer. Evet şey. Yani o tarzda bir yer ve stadyumda küçük bir stadyum. Seyircileri çok ateşli bir taraftara sahip değiller. Ama oyun içerisinde tabii ki pozisyonlar geldikçe seyirciyle beraber hareket edebilen bir takım. Zemin konusunda ise zeminin ne iyi, çok iyi ne de çok kötü. Orta düzeyde bir zemin. Futbolumuzu zorlaştırır mı? Futbolumuzu zorlaştırır mı hocam? Futbolumuzu zorlaştıracak bir zemin olmadığını düşünüyorum. Ama orada rakım biraz daha yüksek. Bu rakımın belki bizim takımımızı etkileyebileceğini düşünüyorum. Daha soğuk bir havada oynayacağımızı tahmin ediyorum. Bir de maç saati geç bir saatte. Saat evet. 10:22'de başlayacak yani. Bunlar ne derecede etki eder, ne derecede etki etmez zaten o zaman zarfında göreceğiz bunları da. Ama Asteras Tripolis'i işte bugün oyuncularla da konuştuk, teknik ekibimizle konuştuk. Gerçekten tehlikeli bir takım. Hücuma çok hızlı çıkabiliyor. Özellikle orta sahada çok pas yapabilen bir takım. Bunlarla da ilgili önlemlerimizi almış bulundayız şu anda. İşte kendi kafamızda bir taktik şablonumuz var. Onu da en iyi şekilde oyuncularımızın uygulayacağını düşünüyoruz. Tabii ki burada bir strateji olayı daha var bu arada. Grupta biliyorsunuz ki şu anda 8 puandayız. Asteras'ın 4 puanı var. Ve bu maçı en az bir puan aldığımız zaman bir üst tura çıkacağımızı biliyoruz. Onlar da mağlup oldukları ve berabere kaldıkları zaman Avrupa Ligi'nden eleneceklerini biliyorlar. Tabii ki buna göre birçok şablon var. O bu hem dezavantaj hem avantaj oluşturabilecek bir durum. Avantaj oluşturabilecek durum. İşte maçın başında nasıl başlayacakları ile ilgili bir tahminimiz var. Daha sonra ilerleyen süreçte maç berabere giderse ne derecede ne hamleler yapacakları ile ilgili bir tahminimiz var. Bunları dediğim gibi bugünkü toplantımızda paylaştık teknik ekip olarak. Biz de onlara karşı neler yapabileceğimiz hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Ondan sonra yarın da zaten Yunanistan'a gideceğiz. Maç günü inşallah bunları uygulamayı harika düşünürüz. Hocam bir satranç gibi hep hamleler var. Umarız bu hamlelerde başarılı oluruz. Evet. Bakıldığı zaman artık bu haftadan sonra hemen hemen devre arasına kadar ciddi bir periyode giriyoruz. Yani 32-33 gün içinde yanılmıyorsam 14 veya 15 maçımız var. Bu gerçekten büyük bir rakam. Artık Türkiye Kupası da yaklaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda özellikle son 1-2 sezondur Türkiye Kupası'nda istediğimiz sonuçları elde edemiyoruz. Kurallar da çekildi. Sarıyer, Çaykurcaspor ve Adana Spor bu arada Ersan da camın arkasından hala devam ediyor bize sataşmaya. Türkiye Kupası'nda da ilk maçımız Sarıyer'le. Kupadaki bizim şansımızı ve bundan sonraki zor periyodumuzu, gerçekten zor bir periyot. Nasıl değerlendirirsiniz bu 3 günde bir maç takımı ne anlamda motive eder, ne anlamda zorlar? Yani açıkçası tabii ki biz teknik ve taktik, hani biz o anlamda kendi takımımıza bakıyoruz ama tabii ki bazı fiziki olaylar da takımı ciddi olarak etkilediğini düşünüyorum. İşte bu süre zarfında 12 tane maç oynayacağız devre arasına kadar. Aslında evet. Devre arası da olmayacak Galatasaray maçına kadar. Daha sonra Gençler Birliği maçını son hafta oynayacağız. O süre zarfında bir ara giriyor. Yani 16. haftaya kadar bu süreç devam edecek. Bu süreç zarfında da 12 tane maç oynayacağız. Evet. Bu 12 maç içerisinde tabii ki Türkiye Kupası da dediğiniz gibi devreye giriyor. Bu süreç zarfında şöyle bir durum söz konusu. İşte hangi statta oynayacağız, nasıl yapacağız, Türkiye Kupası'nı nerede oynayacağız, işte Avrupa Ligi var, onu Olimpiyat'ta oynayacağız, lig maçlarını nasıl yapacağız? Tabii ki bu periyot bizi ne derecede etkileyecek, ben açıkçası onu merak ediyorum. Bu fiziki anlamda bir koşullar. Bunlarla ilgili de aslında bir planımız var. Yani işte mesela bugünkü toplantının bir içeriği de buydu bizim kendi planlamamız içerisinde. Örneğin bu hafta işte şimdi Asteras deplasmanına gidiyoruz. Ardından pazartesi günü Karabük'te oynayacağız. Sonra hemen perşembe günü Sarıyer'le oynayacağız. Ardından pazar günü Trabzon'la oynayacağız. Şimdi Trabzonspor İstanbul'da maç gözüküyor ama nerede oynayacağımızı siz biliyor musunuz bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de şu anda bilmiyorum. O yüzden bununla ilgili aslında bir çalışmalarımız var. Çalışmalarımızı genel anlamda yönetimimiz bizimle de paylaşıyor. Bununla da ilgili bir planlama yapıyoruz. Ona göre de önlemlerimizi alacağız. Türkiye Kupası'na geleceğimiz zaman bu hafta ben Bandırma'ya gideceğim. Pazar günü Bandırma Sarıyer maçı var. Hocam yine bir yolculuk var yani. Yolculuk bu hafta biraz daha yoğun. Cumartesi günü Gaziantep Galatasaray maçı için Gaziantep'e gideceğim. Pazar günü Bandırma'ya geleceğim. Pazartesi günü de Trabzon Gençler Birliği maçı için Trabzon'a gideceğim.
Ondan sonra salı günü takımla beraber buluşup işte Sarıyer toplantısı için teknik ekiple beraber tekrar çalışmalarımıza devam edecek. Türkiye Kupası'nda tabii ki çok büyük bir şansımız var. Grubu bulunduğumuz zaman en azından Sarıyer'in olması, İstanbul'da maç yapacak olmamız bu bizim için bir avantaj biraz olarak görüyoruz artık. Evet, hocam bizi. Aynen öyle. Adana Demir şu anda PTT 1. Lig'de çıkış yapmış bir takım. Kadrosunda eskiden oynayan birçok, Türkiye Süper Ligi'nde oynayan birçok oyuncu var. Tecrübeli, deneyimli bir takım. Bir de biliyorsunuz oranın sportif direktörü şu anda buranın eski çok antrenörü olan Samet Aybaba ve ekibini de oraya götürmüş bir kişi olarak bizim takımı iyi bilen bir teknik ekibe sahip olduğunu düşünüyorum. Çaykur Rizespor son zamanlarda düşüş içerisinde olan, kendi evinde sıkıntılar yaşayan bir takım görüntüsü veriyor ama burada oynadığımız maçta gözüktü ki gerçekten hiç kolay maç yok zaten. Kesinlikle. Türkiye Ligi'nde. Ama tabii ki ilk maça iyi başlamak, Sarıyer'le iyi başlayıp daha sonra ardından devam etmek çok önemli. Sarıyer'de kendi liginde şu anda ikincilik B kırmızı grupta mücadele ediyor. İşte bu hafta liderle oynayacaklar, Bandırma'yla, Bandırma'da oynayacaklar. Bu bizim için bir kriter olabilir çünkü o lig için zorlu bir maç olarak gözüküyor. Sarıyer'in de neler yapabileceğini zaten o maçta görebileceğimi düşünüyorum. Daha sonra da burada kendi aramızdaki toplantılarda bunu zaten hem hocamıza hem de teknik ekibe ileteceğim. Yani. Hocam kolay gelsin. Bu periyot gerçekten sizin için çok çok daha zor olacak. Hem takımları seyretmek hem de seyahat edebilmek anlamında. Tabii hocam biraz önce söyledik, belirsizlikler var. Şimdi hangi statta oynayacağımızla alakalı. Biraz önce söylediğiniz planlamamızı da bu yönde yapıyoruz diye. Bu planların içinde en büyük desteklerden bir tanesi taraftara düşüyor. Son olarak sizden hem Avrupa'da hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda bu 3 periyotta da devam edilmemiz ve performansımızı biraz olsun taraftarla birlikte artırabilmemiz anlamında onlara çok büyük ihtiyacımız var. Siz bu konuyla alakalı neler aktarırsınız özellikle ve özellikle taraftarlarımıza? Ya tabii ki şunu söyleyebilirim taraftarımıza. Biz işte bu hafta bir Başakşehir stadında Kasımpaşa maçı oynadık. Bir ev sahibi havasını gerçekten hissettik. Şöyle hissettik. Toplam bildiğim kadarıyla 6700 taraftarımız, evet, gelmiş. Şunu umut ediyorum ki o stat dolduğu zaman gerçekten çok ciddi bir ambiyans yakalayabiliriz yani. İşte 6700 kişi geldi. Bu arada onlara çok desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten o ambiyans aslında yaşattılar. Yani 6700 böyle rakam olarak az gibi kalıyor. İşte bir olimpiyat stadında olsak mesela 6700 kişi, 7000 kişinin o desteği az yansıyor takım içerisinde. Ama bu hafta şunu hissettik ki biz de tabii ki tribündeydik. Biz de bunu hissedebiliyoruz. Yani teknik ekip kendi aramızda konuştuğumuz zaman işte maçtan hemen sonra zaten o heyecanını bütün basın mensuplarıyla paylaştığını düşünüyorum. Hani bu statta oynasak daha iyi mesajını vermesindeki asıl temel sebeplerden birisi de bu yani. Oradaki ambiyansın, atmosferin iyi olması. Taraftarımıza tabii bu zor dönemlerde yani çok çok fazlasıyla ihtiyacımız var. Her maçımızda ne kadar çok olurlarsa, bizim arkamızda ne kadar çok dururlarsa bu takım onlarla beraber güçleniyor zaten. Bu gücü de zaten daha sonra seyircilerimiz, taraftarlarımız, herkes zaten sahada hissedeceklerdir muhakkak. Açıkçası şunu da söylemek istiyorum. Yani elimizde bulunan kadro o heyecanı hissedebilen bir kadro. Yani o taraftar desteğini sahaya daha fazla istek ve arzuyla sunabilecek bir kadro. Ateşlenen bir kadro. Ateşlenen bir kadro. Seyirciyle beraber hareket edebilecek bir kadro. Bunu hani biz teknik ekip içerisinde kendi aramızda da hissedebiliyoruz. Oyuncularla konuştuğumuzda onlar da bunları bize dile getiriyorlar. Yani sonuç itibariyle şu ortaya çıkıyor. Taraftarla bir bütün halinde eğer hareket edebilirsek, onlar bizim maçlarımıza mümkün olduğunca gelebilirlerse taraftar desteğiyle bambaşka bir Beşiktaş'ı sahada görebilmemiz mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız bize. Gerçekten zorlu bir periyot sizi bekliyor. Kolay gelsin diyelim şimdiden. Umarız bu analizler, bu yaptığınız deplasmanlar, gittiğiniz seyahatler çok çok işimize yarar ve önümüzdeki maçlardan da galibiyetle ayrılırız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler, yardımcı antrenörümüz Eren Şafak'la yaptığımız bu güzel söyleşinin sonuna geldik.